Buna retro diyorlar. İsminden de belli, marangozum, efendime söyleyeyim. Antika tamiratı yapıyorum. Gaziantep'te, Yenihan'da, tarihi Yenihan'da. Baba mesleğini sürdürüyoruz. Antika tamiratı, mesela kim ne getirse, saat olsun, gramofon olsun, antikaları yeniden değerlendiriyoruz. Artık bitmiş, ölmüş, unutulmuş şeyleri yapıyoruz. Yani 6-7 yaşından beri yapıyoruz. Ama gramofon işini son 10 seneden beri yapıyoruz artık. Gramofon eyle gerekiyordu, eyle oldu. Baba mesleği. Hep bu işin içerisindeyiz. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Baba mesleği gördük işte, esnafız. Önceden ahşaptı, lambalı radyolar. Lambalı plakçalarlar var. Onlar hep mobilyası ahşap, mecbur, bunlar da çürüyor. Bunları onarıyoruz. Eski cami saatleri, onları onarıyoruz. Kim ne getirirse
Adam mesela masa getiriyor. Antika masa. Orada antika masa var. Onun tamiratını yapıyoruz. Antika sandalye. Ben antika tamircisiyim. Gramofon, antika, her şeyi tamiratını yapıyoruz. Antika adam gelse onu bile yaparız. Yapıyoruz. Olmayan parçasını kendimiz üretiyoruz. Çünkü parçası yoktur. Ya temin etmeye çalışıyoruz. Hollanda'dan, Almanya'dan istettiriyoruz. Onun parçasını, lambalarını, şeylerini. Olmayan parçaları da ya yapıyoruz, ya tamir ediyoruz ya da tamir ediyoruz. Altyapıdan geldik biz. Belli bir çevreden altyapıdan geldik. Altyapı önemli. Her adam da yapabilirim derse yapabilirim, yapamazım bilmiyorum ama bizim altyapımız var. Eski tahta parçaları kullanıyoruz yapımında. Eski tahta parçalarını aynı birbirine rengi rengine uyduruyoruz. Çürümüş zaten. Çürümüş olanı aynı ağaçtan efendime söyleyeyim yapıyoruz. Burada huzur buluyorum. Burada para kazanıyorum. Burada cebimize para giriyor. Her şey pahalı. Onun arkasından yetişemiyoruz. Kimle antika tamiratı getirse yapıyoruz. Gramofon değil yalnızca. Ayna, ondan sonra radyo, karyola. Biz eski değiliz. Eski tamircisiyiz. Çok şükür, çok şükür. Allah kimseyi kimseye mühtaç etmesin. Eleme, göz nuru o da nasıl? Ellerimize baksana. Torunlarım, hele de eline ne oldu deyiz. Elimiz siyah, üstümüz siyah.